Tarih 17. yüzyılın sonları. Osmanlı tahtında Sultan 2. Mustafa Han oturuyor. Sultan Mustafa Han Hazretleri bir ferman yayınlar. Fermanda bundan böyle kendimize zevk ve rahatı haram kıldık. Atam Sultan Süleyman'ın izinden giderek bizzat ordunun başında sefere çıkacağım. Tez hazırlıklar yapıla dursun. Sultan Mustafa fermanda söylediklerini harfiyen uygular. Hatta ordunun başında sefere çıkmasının maliyetli olacağını söyleyen sadrazama, bana ağırlık ve hazine lazım değildir. Yeri geldiğinde kuru ekmek yerim. Vücudumu gaza uğruna esirgemem. Halka hizmet tamamı ermeyene dek de seferden dönmem paşa. Ve dediğini de yapar. Sultan Mustafa tahta çıkmasından yaklaşık 5 ay gibi kısa bir süre sonra ilk sefer için saraydan ayrılır. Zırhını giymiş, kılıcını kuşanmış, kıratına binmiş, yola koyulmuştu. Sanki Sultan Süleyman mezarından çıkmış da cengaver torununa eşlik ediyordu. Tarihler 1695 yılını gösteriyor. Yer Belgrad yakınlarındaki Temes Nehri. Osmanlı ve Avusturya orduları karşı karşıya gelmiş. Osmanlı ordusunun başında bizzat Sultan 2. Mustafa, Avusturya ordusunun başında ise General Veterani vardı. Yaklaşık 3 saat süren şiddetli muharebeyi Osmanlı kazanır. General Veterani savaşta ölür. Birçok ganimet ve esir elde edilir. Kışın da yaklaşmasıyla Sultan Mustafa ilk zaferini alarak büyük bir gurur ve sevinçle İstanbul'a payitahta geri döner. Ancak bu zafer Sultan Mustafa için yeterli değildi. İkinci sefer için en kısa zamanda hazırlıklarını tamamlar ve tekrar yola koyulur. Bugünkü Romanya sınırları içinde bulunan Temeşvar yakınlarında yapılan 2. Osmanlı-Avusturya Savaşı'nı da Osmanlı kazanır. Art arda yaşadıkları yenilgiler nedeniyle Avusturya barış teklifinde bulundu. Sultan Mustafa bu teklifleri reddeder. Divanı toplar. Paşalara tekrardan sefer için hazırlanmalarını emreder. Yaklaşık 100 bin askerden oluşan koca bir ordu hazırlanır. Tarih 1697. Yer Belgrad yakınları. Osmanlı Savaş Meclisi toplanır. Mecliste iki farklı görüş karşı karşıya gelmiştir. Amcazade Hüseyin Paşa, Varadin Kalesi'nin alınmasını isterken, diğer paşalar Temeşvar Kalesi'nin üzerine gidilmesini ister. Ancak Temeşvar hem ordugahtan çok uzakta hem de yol üzerinde birçok nehir ve bataklık bulunmaktaydı. Oysa Varadin hem daha yakında hem de yol üzerinde tehlike arz edecek unsurlar da pek bulunmamaktaydı. Sultan Mustafa çoğunluğun fikrine uyarak Temeşvar üzerine gidilmesine karar verir. Ancak Sultan bilmiyordu ki bu karar onun en büyük hatası olacaktı. Sonuç olarak ordu Temeşvar'a gitmek üzere yola koyulur. Tisa Irmağı yakınlardaki Zenta'ya gelirler. Burada orduyu karşıya geçirmek için köprü inşaatına başlanır. Peki bu sırada düşman ne yapmaktaydı? Elbette ki Avusturyalılar yaklaşan büyük Osmanlı ordusundan haberdar idiler. Avusturya ordusunun başında ileride Napolyon'un dünyanın en büyük generallerinden biri olarak kabul edeceği Savoy Prensi Eugen bulunuyordu. Avusturya kralı Prens Eugen zinhar saldırıya geçmemesini ve savunmada kalmasını emreder. Prens Eugen ise oradaki casusları sayesinde Osmanlı kuvvetlerinin hareketini an be an takip ediyordu. Osmanlı kuvvetleri ise köprüyü tamamlamış karşıya geçmeye başlamıştı. Önce rütbeli paşalar ve cephane karşıya geçirdi. Ancak birden Osmanlı ordugahında bir telaş, hareketlenme başlar. Prens Eugen casusları vasıtasıyla Osmanlı ordusunun yerini öğrenmiş ve kralın emrini çiğneyerek savunma pozisyonundan ayrılıp 60 bin askeriyle baskın harekatına karar vermiştir. Arkasında Avusturya birliklerini gören Osmanlı kuvvetlerini panik kaplar. Yüksek tepelerde bulunan Avusturyalılar hemen top ve tüfek atışlarına başlar. Prens Eugen'e karşı koymak için giden ilk birlikler bu top ve tüfek atışlarıyla bertaraf olur. Cephaneleri yanında ve komutanları başlarında olmayan Osmanlı birlikleri kargaşa içindedir. Askerlerinin kılıçtan geçirildiğini gören Sadrazam Elmas Mehmet Paşa bu görüntüye daha fazla dayanamaz. Atına bindiği gibi nehrin karşısına geçer ve birçok paşa da Sadrazam'ı takip eder. Yiğitleriyle omuz omuza çarpışırlar. Savaş çok şiddetli geçer. Askerlerin bir kısmı canlarını kurtarmak için nehrin karşısına geçerken bir kısmı da silah arkadaşlarına destek olmak için tekrar karşıya geçmeye çalışır. Bu yüzden köprüde büyük bir karmaşa yaşanır. Ağırlığı daha fazla kaldıramayan köprü de yıkılır. Askerlerin büyük bir kısmı akıntıya kapılarak boğulmuştur. Sonuç olarak hem stratejik yönden kötü konumda olan hem de malzeme ve cephesini nehrin karşısında bırakan Osmanlı ordusu maalesef tarihin en büyük yeniklerinden birini almıştır. Kayıplar şöyledir. Yaklaşık ordunun 1/3 yani 30 bin askerimiz şehit düşmüştü.
Sadrazam Mehmet Elmas Paşa başta olmak üzere onlarca yüksek rütbeli paşa, bunların içinde divan vezirleri, sancak beyleri ve yeniçeri ağaları dahi vardır. Bu paşalar da şehit düşmüştür. 80 top, 15 mısır, 10 bin at ve deve, Osmanlı hazinesinin ise büyük bir kısmı düşman eline geçmiştir. Ancak öyle bir kayıp vardır ki bu Osmanlı'yı manen yıkmış, Avusturyalıları ise manen sevince boğmuştur. O da sadrazamın göğsünde taşıdığı sadaret mührüdür. Prens Eugen Avusturya kralına yazdığı mektupta zaferden ve sadaret mühründen şöyle bahseder. Galip geldik, düşmanı yendik. Sadrazamın mührü bile şimdi elimde. Elmas Mehmet Paşa, muzaffer kılıçlarımızın altına can verirken Bağbali'nin satvetinize karşı diz çöktüğünü göstermek ister gibi padişah mührünü de bize bıraktı. Evet, bunlar yaşanırken Sultan II. Mustafa ise nehrin karşısında çaresiz bir şekilde ordusunun yok oluşunu izlemek zorunda kalmıştı. Bu yenilgi Sultan Mustafa'nın hayatını tamamen değişti. Hemen payitahta geri döner. Psikolojik olarak yıkılan padişah bir daha sefere çıkamaz. Bırakın sefere çıkmayı, başta verdiği sözü unutup devlet işlerinden bile elini ayağını çeker. Edirne Sarayı'na geçer ve günlerini av partileriyle geçirir. Devlet yönetimini ise küçük yaştan beri hocası olan Şeyhülislam Feyzullah Efendi'ye bırakır. Bu durum orduda hoşnutsuzluğa yol açar. İstanbul'da bulunan askerler Şeyhülislam Feyzullah Efendi karşıtı paşaların da desteğiyle isyan edip Edirne'ye yürür. Şeyhülislam Feyzullah Efendi öldürülür. Sultan Mustafa tahttan indirilir. Yerine kardeşi Lale Devri'nin sultanı 3. Ahmet geçer. Bu savaşın sonuçları sadece bunlarla kalmamış. Osmanlı İmparatorluğu batıda büyük çapta toprak kaybetti. İlk anlaşma olan 1699 Karlavcı Anlaşması'nı imzalamak zorunda kalır. Duraklama devri bitmişti. Artık gerileme devrine girilmişti. Evet arkadaşlar, sonuç olarak tarih kitaplarımızda pek yer almasa da Zenta Savaşı Osmanlı'nın kaderini etkileyen en önemli savaşlardan biridir. Nasıl ki zaferlerimizi sahiplenip övgüyle, gururla anlatıyorsak, yenilgilerimizi sahiplenip anlatarak dersler çıkarmalıyız. Son olarak Napolyon'un bir sözüyle videoyu bitirmek istiyorum. Yenile, yenile, yenmeyi öğren. Belki Sultan Mustafa da ilk yenilgisiyle hayata küsmeyip devam etseydi her şey çok farklı olabilirdi.